Bu aslında yufka ekmeğin içerisine dürüp dürüp yiyeceğiz. Nasıl güzel oldu arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Süper oldu. Fasulyeler patladı. Bu da kahvaltılık olur mu demeyin. Kahvaltılık da olur. Yemeklerin yanında da olur. Her türlü olur. Kabakların çamurunu yıkayayım. Sular varken yıkayayım. Çamurlarını. Aşkabağı bunlar. Aşkabağının olgunlaşmış erimişi. Bunlar polenimin kabakları. Polenime ektim bunları. Daha doğmuştu, ekmiştim arkadaşlar. Neden polenimize ektik? Polenimize kabak çekirdeklerini yedireceğiz ona. Şimdi yiyemez, dişi yok da. Yani 8 aydan sonra yer. Bilmiyorum kaç aydan sonra kabak çekirdeğini yer, bakarız onu. Doktorumuza sorarız, sormadan yedirmeyiz. Bunlar göğneksiz kabak. Göğneksiz kabak ne demek arkadaşlar? Çekirdeğinin kabuğu yok demek. Yıkayacağım. Suları süzülsün. Çamurunu yıkıyorum. Tabii çekirdeği içerisinde yıkamama gerek yok da. Hani onlar keserken çamur olur. Çekirdekler çamur olur. O yüzden yıkıyorum. Polen şimdiden arkadaşlar kabağın kendisini yiyor. Taze kabak götürmüştüm buradan, küçük küçük. Onlardan pişirdik sütlü. Anne sütü ilave ettik içine. Anne sütüyle açtık böyle. Akışkan hale getirdik polen. Yiyor, kabağı çok da seviyor. Kızım çok seviyor kabağı. Diğer arabası da öbür tarafta var. Keseceğim hepsini. Çekirdeğini yemese bile, hani yiyemese bile yağını çıkartırız, yağını kullanırız. Kabak çekirdeği çok faydalı. Sevgili arkadaşlar, günaydın, hayırlı sabahlar. Dün halamın eşinin hayırını dağıttık bugün. Hava yağmurlu arkadaşlar, bayağı bir yağmurlu. Emniyet etrafında sabah dolaşıyorduk. Baktım ki bizim balkonun altından su sızıyor. Nereden sızdığını bulmaya çalışıyorum. Yağmur yağıyor. Ben suyun nereden sızdığını bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bulacağım. Bulduktan sonra da inşallah şöyle yolaklayacağım falan şeyler yapacağım. Hepinize hayırlı sabahlar olsun. Gölden selam olsun. Sevgi olsun. Sağlık olsun. Arkadaşlar buralarda temizlemiş oluyoruz. Rahamlıyla. Böyle işte. Şu anda yağmur tazelaştı. İçeriye gidiyor. Görüşürüz günlük işlerde. Gölden selam olsun. Hepinize sevgi saygı olsun. Bakın yalan yağmura. Arkadaşlar ben de çalışıyorum diye ceketimi çıkarmıştım. Görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yağmur başlıyor. Şiddetini artırıyor. Ben içeri giriyorum. Yağmur kesiliyor. Üzerimi değiştiriyorum. Dışarı çıkıyorum. Yani böyle böyle işte. Böyle böyle. Şimdi bu iş acil. Neden acil arkadaşlar? Neden acil biliyor musunuz? Fareler delik açmış. Farelerin delik açtığı yerden de içeriye su. Baktım. Balkonun altı su dolu, göl olmuş. Allah'ım, bu geçen sene akmıyordu. Önceki yıllar akmıyordu. Şimdi neye akar buradan su diye. Baktım, şöyle aramaya başladım. Evet, buldum. Bir yerden değil, birkaç yerden hatta. Allah'ım, olamaz böyle bir şey. Delik açmış fareler. Buradan alta, evin altına giriyorlar. Aha, burada. Burada buldum. Buradan giriyor. Fare dediğimiz şey yaratık. Tabii ki insana faydalı. Fareler de faydalı. Özellikle büyük şehirlerde lağım fareleri faydalı da. Çok zarar veriyor. Bir de hastalık taşıyan bir hayvan.
girsin gelsin istemiyoruz tabii ki de. Biz de önlemimizi alıyoruz. Şimdi buraları tıkayacağız. Buraları harçla sıvayacağız. Harç, beton atacağız buraların dibine. O yüzden otlarını yoğurmam lazım benim. Yerde delik var bulmam için. Otları yoğurmam lazım arkadaşlar. Yoluyor. Hani diyoruz ya, kövevi güzel, Allah bize de versin. İnşallah daha güzelliğini, daha iyilerini size versin. Hani Allah size de versin. Köve ev yaptırdım. Artık ben içine otururum. Şöyle rahat rahat nefes alırım. Yatarım, kaygısızca dururum diyoruz ya. Hayır arkadaşlar, hayır. Hayır, sabah kalktım yağmurda. Bir de baktım ki, abo, ne göreyim, ne göreyim. Her yer su, göl olmuş. Bu nereden olur diye tabii baktık. Özellikle hele toprağa yakın sev, hani apartman katı değilse, ikinci, üçüncü kat değilse, köy evlerinde fare, bütün yabanı mahluklar iniyor dağdan, kışın aç kalınca ne yapacak? Dağın faresi burada. Buralardan da her yere, bodruma, dama delik açmışlar. Oradan da su. Şimdi bunları ben kestik, temizledikten sonra, otlarını kenarla şöyle açtıktan sonra, naneler de biken de baharda yenisi çıkar gayri. Arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Hani kövevi kövevi diyoruz ya. Kövevi de yaptık mı sürekli bakımını yapacağız. Huzur yok yani. Toprağa yakın oluyor kövevleri. Genelde apartman olmadığı için sürekli böyle bakımını yapmak zorundayız arkadaşlar. Bulağı üstüne yatamayız. O zaman her yeri fare sarar, yılan sarar, her şey sarar. İşte buradan su gidiyor. Ne yapacağız? Buraya biraz çakıl atıp beton atmamız lazım. Geçen sene taşları şey yapmıştım. Taş yığmıştım buralara. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah değerli sevgili eşim, Allah'ın kısmet eder gelirse, onun kontrolleri var, kontrol oluyor, gelirse Allah'ın izniyle buraya beton atacağız. Böyle atarız beraberce. Yani su gitmez, şey gitmez, şuna doğru gıydolayı atarız gari diyorum. Kabakları da yıkadık, onların da suyu süzüldü mü, dağa doğaya gezmeye gittikten sonra kabakların da çekirdeğini alırım. İşte böyle arkadaşlar. Yani ki herkes ister dünyada yaşarken güzel bir ev olsun, işte istediğimiz olsun, ama bazen de olmuyor, olmayınca da olmuyor diye isyan etmedim hiçbir zaman. Böyle istememiştim ben evi aslında. Altı bodrum güzel, beton istemiştik ama çoluk çocuk da prefabrik isteyince prefabrik yaptırdık. Şimdi de bunun işesini çekiyoruz. Prefabrik beton kadar sağlam olmuyor. Her tarafı atıyor, düzeltiyoruz, yapıştırıyoruz, yine atıyor. Tavsiye, prefabrik ev tavsiye etmiyorum arkadaşlar hiçbir zaman. Şimdi burasını da destereyle biçeyim gari, getireyim de. Şimdi biçersen baharda güzelce çıkar, biçer kuruturuz. Kuru nane güzel oluyor biliyorsunuz. Özellikle tarhana çorbasında. Biçemedik bunları zamanında ya. Böyle şey oldu. Sevgili arkadaşlar, sakın yanlış anlaşılma olmasın. Şunu demeye çalışıyorum. Köve ev yapınca hani artık oturacağım, rahat edeceğim, arkama bakmayacağım, bir sorun olmayacak demeyin. Yani yabani malikler hepsi geliyor, eve giriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani fare özellikle kuyruğunun girdiği her yerden giriyor. Sincaplar giriyor. Ona göre yani tedbirinizi alın, önleminizi alın. Fareler delik açıyor, evi su basıyor. Onu demeye çalışıyor. Ev yapmam demiyor. Tabii ki de güzel. Allah hepimizin gönlüne göre versin. Arkadaşlar inşallah. Böyle temizleyin, iyi olur, temizledim bir de. Hava soğuk. Çalışıyorum ama içeride sobam kütür kütür yanıyor. Yanıyor. Yanıyor.
Acil durum olmasa ben bunu bu yağmurda biçer miyim? Çünkü acil durum. Delikleri bulmam için otları yolmam lazım. O yüzden yoldum. Deli kaçıyorlar evi su bastığı için. Acil durum olduğu için ben bunları bu yağmurda yoluyorum, çalışıyorum. Yoksa yolma. Buradan oymuş, temele giriyor. Yağmur suyu da akıyor, buradan içeriye su giriyor. Fare oyuyor bunları, fare. Ara ara gök gürültüsü. Çocuk kanı derdik. Yağmur yağıyor, sular akıyor. Ayşe kız camdan bakıyor. Diye. Yağmur yağıyor, sular akıyor. Ülker ablamız camdan seyrediyor arkadaşlar. Sizin için de yağmur manzarası sonbahar video çekiyor. Şimdi Çamlı'ya doğru gideceğim ben. Yağmurda gezmeyi çok seviyorum. Allah Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar dolu yanıyor. Dolu. Dolu dişim. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. İçeri girdiler. Şuna bak. Su dişlerine. Allah Allah. Nasıl oldu? Tertemiz oldu değil mi arkadaşlar? Öyle temiz oldu mu ben de mutlu oluyorum. Da soğukta çalıştım ama içeride sobam kütür kütür yanıyor. Şöyle kuru fasulye koydum arkadaşlar haşlanması için. Haşlanacak. Haşlandıktan sonra bunu kahvaltılık hazırlayacağım. Çok güzel oluyor kahvaltıda. Fasulye yeter kadar haşlandı mı bakacağım arkadaşlar. Haşlandıysa süzeceğiz. Çok dağıtmayacağız. Fasulyeler yeter kadar haşlandı. Çok dağıtmadık. Şöyle biraz pişti. Yumuşadı. Süzdük. Süzdüğümüz suyu atmayacağız. Tarhana çorbası pişireceğim. Evet. Yeteri kadar tuz ve yağ. Sıvı yağ, zeytinyağı olur. Fasulyelerin hepsi bulaşasıya kadar şöyle karıştıracağız. Yağ alacağız yani. Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırınlıyoruz. Ara ara şöyle karıştırıyorum. Pul biber. Acı tatlı size bağlı. Pul biber attık, karıştırıyoruz. Biberler fasulyeye iyice bulaşasıya kadar. Biraz yağlı güzel oluyor. Bu da kahvaltılık olur mu demeyin. Kahvaltılık da olur. Yemeklerin yanında da olur. Her türlü olur. Bu ne? Kuru fasulye kahvaltılık olur mu demiştim ben de. Lakin oldu. Şimdi üzerine kekik, istediğiniz baharatı koyacağız. Tamamdır. Sevgili arkadaşlar, birazcık biberiyle kızardı hafiften. Nasıl oldu? Fasulyeleri kızartırken yağı çok koymazsanız, şu az yağlı olursa tereyağı kızdırıp biberi de yakıp üzerine dökebilirsiniz. Harika bir şey oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kekik. Evet, fırından çıkardıktan sonra kekik baharatı, istediğiniz baharat atabilirsiniz, size bağlı. Nane, maydanoz, bunun içerisine maydanoz doğuracaksınız. Maydanozumuz yok köyde arkadaşlar. Kekik kurusu, bu aslında yufka ekmeğin içerisine dürüp dürüp yiyeceğiz. Nasıl güzel oldu arkadaşlar, nasıl güzel oldu, süper oldu. Fasulyeler patladı. Şeker fasulyeden olur, bizde şeker fasulye yoktu. Bunun cinsi farklı, hepsi de kuru fasulye. Yapıp yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun.
Kızarmış kuru fasulye tanelerini ekmeğe bandıra bandıra yiyeceğim. Yedikten sonra da geziye çıkacağım. İçine roka doğrayabilirsiniz, maydanoz, kuru soğan da doğrayabilirsiniz. Ben doğramadım. Beni köylülerimizden biri görse deli diyecekler. Varsınlar deli desinler. Ben deli değilim, aşığım, aşık. Nereye aşığım, kime aşığım? Tabii ki de doğaya, dağa, çam ormanına, meşe ormanına, bahçeye, bağa, rüzgarın uğultusuna, yağmurun şirin şirin yağışına aşığım arkadaşlar. O yüzden de dedim şöyle yağmur yağdı, eve girdim. Yağmur açıldı, biraz evin etrafındaki otları yoldum. Çok az mini minnacık sizlere selam verip gösterebildim. Çünkü yağmur çok yağdığı için kameramı kuramadım. Şu anda da bakın su her taraf böyle, maşallah yağmur yağdı da yağdı, yağdı da yandı, yağdı. Ben de şemsiyemi aldım, ceketimi giydim, şöyle tepeye doğru gideceğim. Tepeden sonbahar manzarası çekeceğim arkadaşlar. Dün gra yağdı, biraz yapraklar daha da çok sarardı. Bir kere daha yağarsa yaprak falan kalmaz arkadaşlar. Ben de dedim ki gideyim tepeden köyü, sonbaharı çekeyim, gezeyim, çam ormanın uğultularını dinleyeyim. Varsınlar bana deli desinler. Ben deli değilim, divaneyim derim ben de. Öyle işte arkadaşlar. Ne yapayım? Dediğim gibi aşığım. Aşık, doğa aşığı Ülker ablanız. Dağ olsun, doğa olsun, çocuklarım olsun, polenin sevgisi olsun. Bana ilaç olsun, moral olsun arkadaşlar. Suya bak, suya arkamda görüyorsunuz mu? Cevizin dibini, su dolu. Polen bizim moral ilacımız. Derelerde cibil cibil akan suların içerisinde yürümeyi acayip şekilde böyle ne bileyim haz alırım. Mutlu eder beni. Mutluluk, mutluluk parayla değil köyde arkadaşlar. Parayla değil. Sade üşenmeyeceksin, mutlu olacaksın. Tabii herkes istemez bu yağmurda gezmeyi. Ben isterim. Gezerim. Derelerin sesini dinleyelim. Derelerin sesini videoya çekelim. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Ama daha böyle bugün çok yoğun yağmur yağdı ya. Dağlarda bulanık akıyor sular arkadaşlar. Buz bulanık akıyor dereler. Çağlamaya başladı maşallah diyelim. Ya bizim yazın bahçeyi suladığımız kuyu Tekirağ'dan dolmuş. Zaten yazın da maşallah çok boşalmamıştı. Bizim evin yanı başındaki dere kurumuştu. Güz yağmurlarıyla Tekirağ şirin şirin akmaya başladı. Tabii ki yaprakları da getirdi. Şöyle. Evet. Çok severim. Suyun içinde yürümeyi dedim ya, su bulanık. Bu birkaç saate kalmaz, durlanır. İnşallah durlandıktan sonra sadece bu derenin şirilsisini, şelaleyi sizler için çekeceğim arkadaşlar. Çok seviyoruz demişlerdi geçen sene su sesi. Akan dereyi çeker misin diye. Maşallah maşallah diyelim. Şarıl şarıl dere akıyor da benim kamerayı da yağmurdan tutamıyorum. Bir yamuluyor, bir yıkılıyor. Neyse şuradan şöyle geçelim. Yine de derin yerleri var da çizmeyi de su aşmasın. Tamam. Çizmeyi aşarsa ayağım ıslanır ve üşütürüm. Üşümemeye de dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Burası. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bana göre çok güzel. Aa, ne var bu bulanık suda? Değen olabilir. Olur. Herkesin şeysi. Zevkler, renkler tartışılmaz. Ama ben severim. Durlanınca da çekerim sizler için. Şimdi gidelim bakalım çam ormanına doğru.
Şiril şiril, bulanık bulanık akan dere. Belki de herkes için hiçbir şey, benim için çok şey. Benim için çok şey. Neden çok şey? Bir şeyi çok severseniz çirkin tarafını görmezsiniz. Yani sürekli güzel yerlerini görürsünüz. Ben de dağda doğada sürekli güzel olan taraflarını görüyorum. Güzel şeyleri görüyorum. Yani çamurlu suymuş. Vay anam, çamurmuşuz, taşmış. Yokuşları çıkamıyormuşuz. Bunları görmüyorum. Bana zor gelmiyor. Güzel geliyor her şey. Her şeyin kolayı var. Hadi bismillah. Otlardan tutunuyoruz. Tutunarak tutunarak çıkıyoruz. Da bayağı bir yokuş yere gelmişim yahu. Bir dönümde karamık kürü var. Ne yapacağım? Derken inşallah şu taş yuvarlanıp altında kalmam. Koca taş var. Şurada Allah korusun. Allah'ım korusun. Allah'ım korursa korur Rabbim de. Tekbir almak lazım. Aa, taş sallanıyor. Yok 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 yok. Hemen buradan şöyle yana doğru kaymam lazım. Zirvenin eteğindeyim diyebilirim. Şöyle sonbaharı buradan alayım. Belki çok yağmur yağarsa ileri doğru gidemem diye. Buradan alıyorum. Köyünü özleyenlere gelsin. Kış ayına az kala. Köyümüzü özledim, köye gelemiyorum, göremiyorum diyenler için. Köyünü özleyenlere gelsin. Bizim evimiz şurada. Bizim akan deremiz burada. İşte böyle. Şimdi küçülteyim kameramı. Böyle arkadaşlar, dağ doğa. Ben de çam ormanındayım. Evet, buralardayım. Uğultu yok şu anda. Yağmur yağıyor. Kesildi, hafif çiliyor. Sabahki yağmuru demiyorum. Yarım saat önceki yağmuru gördünüz. Sabah beri sürekli devam ediyordu. Devam etse de şemşemle çıkacağım dedim ve çok şükür çıktım. Ormanda gezerken neler buldum. Bakın. Biz buna sağır kulağı deriz. Şöyle. Değişik değişik mantarlar da var da küçük küçük, onları almıyorum. Bunlar bilye gibi, sağır kulağı, ye böreği deriz bunlara arkadaşlar. Özel olarak aramaya çıkmasam da cebimde tabii ki de poşet getirmiştim. Belki önüme çıntar espit çıkar diye. Bunlardan çıktı şimdilik. Yağmur iyiden iyiye bastırdı. Merak etmeyin, şemsiyem elimde. Şurada bir tane daha dere buldum gezerken. Bayaköy'den ayrıldım. Bir tane daha dere buldum arkadaşlar. O da çok bulanık değil, durlanık. Çok şükür derelerimiz akıyor galip. Şiril şiril akıyor. Yağmur da bastırdı pıtır pıtır. Ben gezerken 3-5 tane sağır kulağı buldum. Bilmediğiniz mantarları toplamayın arkadaşlar, tamam mı? Ben gidiyorum gari eve. Vakit de daraldı. Şöyle gidiyorum. Şurada yol var. Yola ineceğim zaten. Oradan yürüyerek gideceğim arkadaşlar. Bir şey fark ettim. Çam ormanı. Çam ormanı yağmurlu havada asla esmiyor. Bakın. Uğultu yok. Güzel güzel yağmur iniyor çam ağaçlarda, sanki suları içiyor gibi bir şey. Çok güzel. Yani inanın, kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama yakından izlemek o kadar güzel ki yağmurun yağışını çam ormanında, bir de şöyle akan derenin yanında çok güzel diyoruz ve eve gidiyorum. Göğneksiz kabaklarımızı bir bir keselim. Çekirdeğini alalım bakalım. Aşka bağ çekirdeği. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Önceki yıllarda ben şöyle dik yarardım. Zor oluyordu. Geçen sene Ayşe haladan bu şekilde almayı öğrendim. Çekirdek almayı. Öğrendim.
göreceğiz bakalım hayırlısı. Şansımıza göğneksiz mi çıkacak, göğnekli mi çıkacak bakacağız. Bizde çekirdek yok gibi filan. Allah Allah. Geçen sen şöyle iplik iplik alıverdiydim. Ve sanki çekirdekleri kabuklu. Göğneksiz kaba ekmiştim ben. İnan ki bir şey söyleniyor. Bazen de doğru oluyor arkadaşlar. Hanım abla dedi ki göğneksiz kabak tohumunu dedi. Şu tarlaya ek, orada göğneksiz olur. Başka bir tarlaya götür, orada dedi göğnekli olur. Yani göğnekli göğneksiz ne demek arkadaşlar? Çekirdeği oluyor ya, üzerinde kabuğu yok. Sanki hani hazır alınız ya, çıkmış iç, kabak çekirdeği içi. Çıkmış olur. Onun gibi bir şey oluyordu. Bunda çekirdek de yok. Bir değişik bu. Allah Allah. ne bulduk ben. Geçen sene benim kabaklarda çoktu. Hani çekirdeği? Allah rahmet. Çekirdek olmamış. Hayırlara çıksın. Gerçekten. Şurada vardı, birkaç tane ucunda vardı. Böyle değildi. Geçen sene ben alıveriyordum. İplik iplik elime geldi. Çok güzel, çok çekirdek çıkarmıştım. Burada çekirdek de yok. Olanlar da sanki kabuklu gibi. Evet, kabuklu. Olanlar da kabuklu. Bu zaten Konya'dan gelen cinsten değil. Konya'dan gelen cins güzeldi. Ben onu kaybettim. O alıcıydı ya. Bunu hanım abla verdi bana. Alıcılarda bakan var mı bilmiyorum ki. Nasıldı yani? İnsan unutuyor. Ya, aha böyle. Gönül dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sıkıntı, bir sorun yok. İşte böyle ormanda geldik. Geldim yani yalnız. Gezdik demek ikili veya üçlü. Gezdik tek. Böyle alacağım bunlar da. Bu da bir iş. Yağmur yağsın, bunları burada alayım da. Şunu keseyim, bunu yarayım bakalım bu nasıl. O kadar suladık hem için. Polenimize. Olsun ya, bakalım nasıl. Biz de pazarlardan çekirdek üreticilerinden alır geliriz. Marketlerden de alırız da. Kendi ellerimle yetiştirmek istiyorum kuzumun şeylerini. Bakalım. Tamamen kabuklu. Bunlar yine yarım kabuklu gibi de. O tamamen kabuklu. Hiç almıyorum. Hayırlı çıksın gerçekten arkadaşlar, çekirdek yok beyazlarda. Yok. Hemen birkaç tane bir şey var. Neyse. Kameram yağmurda kalmasın. Yağmur değebilir. Değiyor mu? Evet, değebilir. Bir tane kabaktan bu kadar çekirdek çıktı.
Kimisinde kabuk var, kimisinde kabuk yok. Hanım ablanın dediği doğru. Bu alaca kabak tamamen kabuklu çıktı. Bu kabuklu. Bunu ayrı alacağım. Beyaz kabaklarda da şöyle lifi var. Çekirdeği yok ya. Hayret bak. İçinde çekirdeği yok. Allah. Allah Allah. Bak. Çekirdek yok. Ne hikmetse. Aha. Neden çekirdek tutmamış ki? Nasibin ötesine çıkılmıyor değil mi arkadaşlar? Ekiyorsun. Tamam, ektin. İyi, güzel. Hani içinde çekirdek? Bak, sade bir tane. Aha. Şurada hadi 3 tane mi var diyeyim. Böyle değildi. Geçen sene ben şok olmuştum. Çok güzeldi. Çekirdekle. Yıldan yıla uymuyor demek. Doğal kabak çekirdeği nasıl alınır evde? İşte böyle alınır arkadaşlar. Öyle ayırırız. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bayağı. Kendinize iyi bakın. Videoya beğen atın. Hava serinledi. Ben de gezdim geldim ya çileğinde. İçeri gireyim de sonra devam edelim.